Evet, iyi akşamlar sevgili izleyicilerim. Bu akşam sizlerle gerçekten rengarenk, bal tadında bir programla beraberiz. Zaten başlangıcımızda da sevgili kardeşim Cihat'ın çalmış olduğu güzel parçayla programımıza başladık. Bu akşam dediğim gibi rengarenkiz, bal tadındayız. Bu akşamki konuğum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü sevgili kardeşim Mustafa Genç. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olasınız. Yoğun bir çalışma Evet. dönemindesiniz. Devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor günler? Nasıl geçiyor? Valla güzel oluyor. Her şey Yani güzel olacak hani diyorsunuz. inşallah. Yani güzel olması için buradayız. Evet. Şimdi ben programı başlamadan önce sizin de yıllardır uğraş verdiğiniz bir spor dalında görev yapan, Türkiye'mizi yurt dışında çok iyi temsil eden bir meslektaşınız vefat etti. Evet. İşte isterseniz onunla ilgili kısa bir söyleyeceğiniz bir şeyler varsa sevgili Sinan Şamil Sam'la ilgili bir dostunuz, arkadaşınız da var muhakkak. Onu ben paylaşmanızı Yani istiyorum. gerçekten bizi Sinan üzdü. Yani daha önce de yine rahatsızlıkları olmuştu. Yani Sinan Şahinsan Türk boksunun gelmiş geçmiş en büyük boksörlerinden biri. Çünkü kazandığı madalyalar itibariyle belki de onun rekorunu belki de kimse kıramayacak. İlk dünya şampiyonu hem gençlerde hem büyüklerde. İşte Avrupa şampiyonlarında aldığı madalyalarla, profesyonel boksta aldığı madalyalarla Avrupa şampiyonu, dünya kıtalar arası boks şampiyonu. Gerçekten Türkiye'nin en büyük boks değerlerinden biriydi. Onun kaybetmenin üzüntüsü ve acısını yaşadık. Tekrar buradan sizler aracılığıyla mekanı cennet olsun diyorum. Allah geride kalanlarına, bütün spor camiasına sabırlar versin. Bu vesileyle de ben bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Yani gerçekten Sinan kardeşimiz organ yani nakli gerçekleşemediği için yaşamını kaybetti. Yani herkesi organ nakli konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Evet. Peki burada isterseniz kısa bir parantez açalım Sayın Müdürüm de. Sporcuların şimdi sevgili rahmetli Sinan Şamil Sam'ın gelmiş olduğu rahatsızlık spordan dolayı kaynaklanan bir rahatsızlık mı yoksa Yok sporla hiç alakası yok. sporla ilgisi Yok olmayan hiç bir rahatsızlık? tabii Sanki böyle bir şey hiç. Ya aldığı darbeler neticesinde hiç falan. Sinan boksu bırakalı çok zamanlar olmuştu. Evet. Mesela yine biz boks camiası olarak peş peşe ölümler yaşadık bu arada. Uluslararası boks hakemimiz vardı. Şeref Çalışkan Sinan Şamlısan'dan bir hafta 10 gün kadar önce rahmetli oldu. Yine ondan bir ay kadar önce yine Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu Köksal Özoğlu, o da Evet. yine sizin meslektaşınızdı. TRT'de uzun yıllar görev yapmıştı. O rahmetli oldu. Yani dediğim gibi sporla hiç şeyi yok yani. Hiç Benim alakası yok. varmak istediğim nokta Tabii. zaten Sinan Bey'in vefatında sporda yapmış olduğu Yok. boksla ilgili bir sıkıntı Yok yok olmadı. En yetkili kesinlikle adamı yani duymak istedim ki. akciğerlerle alakalı. Evet. Tamamen onunla alakalı. Yani sporla hiçbir alakası yok. Zaten sporla alakalı bir rahatsızlık olsa bunun tedavisi fevkalade mümkün yani artık günümüzde. Teknoloji Tabii her yani. şeyi geliştir diyorsunuz. Yani. Bu arada az önce organ nakli ile ilgili de talebinizi ilettiniz. Ben buradan oradaki bu işin başını çeken sevgili doktorumuz Mithat Yağlı Beyefendi'ye de üstün gayretlerinden dolayı, organ bağışı noktasındaki üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum herkesin huzurunda. Gerçekten çok iyi çalışıyor hocamız. Evet, şimdi ben yavaş yavaş isterseniz programımızı açalım, başlayalım. Tabii. Mustafa Genç'ten başlayalım. Mustafa Genç yıllarca kendisini spora vermiş bir kişisiniz. Spora nasıl başladınız? Sporun size kazandırdıkları ve gençlere tavsiyeleriniz noktasından başlayalım isterseniz Sayın Genç. Spora ben ilk olarak şöyle anlatayım. Ben 1975 Ordu Gölköy doğumluyum. 5-6 yaşına kadar Ordu Gölköy'de büyüdüm. Daha sonra ailemin Bayadı köyüne taşınmasıyla birlikte oraya taşındık. İlk ve ortaokulu Bayadı köyünde okudum. Şimdi mahalle oldu. Evet. Büyük şehir olunca. Eski anlattığımız için Tabii eski köyken. lise eğitimimizi Atatürk Lisesi'nde aldık. Atatürk Evet. Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Hatta geçende de Ordu'daki oyumuzu Atatürk Lisesi'nde kullandık Onu yani. gördüm evet O da onu gördüm tevafuk paylaşmıştım. oldu. Evet. Sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun olduk. Tabii bunlar bu süreç spor içinde yer ise şöyle. Ortaokulda köyde okurken okul takımımız vardı. İlk orada futbol oynuyorduk. Okul takımın kalecisiydim. Durugöl'de birçok maça çıktım oranın Evet. toprak haliyle. Daha sonra liseye geldiğimde bir vesileyle
Lise 1. sınıfta boks hocamızla tanıştık arkadaşlar aracılığıyla. Onun adının da Mustafa Genç olması farklı bir olay oldu. Evet. Yani hocamız da bizde biraz fazla ilgilendi. Yani daha yakından ilgilendi. Özel antrenman yaptırdı. Bu süreç zarfında ya futbol ya boks seçmek zorunda kaldık. Açık söyleyeyim, o zamanki şartları ben biraz da göz önünde bulundurdum. Şimdi duru gölde oynuyorsun, çamur çorağın içinde. Şimdi boks salonu sıcacık, duşlar sıcacık. Belki de veya Mustafa Hoca'nın da tabii sıcak yaklaşımı. Ama acı var. Biraz da yani bizi boksa yaklaştırdı. Evet. Boksu seçmiş olduk. Yani aklımızda da hayırlısı oldu ki bugünlere sporun sayesinde geldik. Çünkü geldiğimiz her noktada sporun faydası var diyebilirim rahatlıkla. İşte gençlere tavsiyeniz ne olacak spor noktasında? Gençler ne yapmalı? Yani daha sonra soracağım sorular içerisinde var da ben yine sizin kısa bir tavsiyenizi almak istiyorum genç arkadaşlara. Klişe olmuş bir laf, eğitim şart. Yani bir defa yani hayatta eğitim şart. Yani herkes eğitimini mutlaka en iyi şekilde almalı. Bunun yanı sıra sporu mutlaka herkes spor yapmalı. 7'den 77. Evet. Yani ilerleyen yaşta ağır spor yapmamalı da hızlı yürüyüşler yapmalı. Mutlaka sporu hayatının içine mutlaka insanların sokması gerekiyor. Evet. Bu tabii ki aynı zamanda şimdi ben sporu ikiye ayırıyorum. Bir sağlıklı yaşam için spor, bir de yarışma sporu. Yani biz artık dünyada sporun yaşı düştü. Yani bu zaten Sovyet dönemlerinde o komünist ülkelerin sporda başarılı olmalarının en büyük sebebi oydu. Küçük çocukları alıyorlardı, uzun vadede yetiştiriyorlardı ve bunlar sporda başarılı oluyordu. Bütün madalyaları bunlar topluyordu. Ama şimdi olimpiyatlara bakıyorsun, dünya şampiyonasına bakıyorsun. Boksta bile Tayvan'dan, Tayland'dan, Çin'den yani her taraftan artık bir şey çıkıyor. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu çıkıyor. Sadece Rusya'nın, Küba'nın hegemonyasından çıktı bu iş yani. Evet. Önceden direkt bir bakıyordun, 12 madalyanın 6 tanesini Küba alıyordu. 4'ünü Rusya alıyordu. İşte bir Almanya alıyordu, bir Amerika alıyordu. Böyle paylaşılıyordu. Ama şimdi bir bakıyorsun dağılıyor bu madalya. Tayland'dan da çıkıyor dediğim gibi. Her taraftan çıkabiliyor rahatlıkla. Bunun da başarılı olmasının sebebi dediğim gibi sporun yaşı düştü. Çocuklarımızı mutlaka küçük yaşta, ilkokul seviyesinde spora başlatalım. Sevgili velilere de buradan. Tabii velilere zaten çağrımız bu. Söyleyelim. Çocuklarımızın yani, muhakkak en yatkın olduğu spor dalı neyse ve o konuda sevdiği, özendirelim. Sevdiği, özellikle sevdiği. Yani yetenek diyoruz ama yani yeteneği tam şu anda dünyanın hiçbir tarafında da tam olarak keşfedildiğini ben kesinlikle inanmıyorum. Evet. Yani bu adam, ben de çünkü 10 yıl antrenörlük de yaptım. Yani 2 kere 2'nin 4 eder, bu çocuk şu branşta başarılıdır diyemezsin. Ama çocuk nerede mutlu oluyorsa, hangisini seviyorsa orada yapması bence daha iyi öncelik olarak. Şimdi o zaman gelelim çocuklar ve okul noktasına gelelim. Evet. Şimdi benim konuştuğum arkadaşlarım, ilimizdeki okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan arkadaşlarımla sohbet ediyoruz, konuşuyoruz aralıklarla. Okullarından artık sporcu yetişmediğini, yani olmadığını, bu arada artı amatör spor kulüplerine falan baktığınız zaman işte futbol olsun, diğer voleybol, basketbol olsun, alttan öğrenci gelmediği noktasında herzen işleri var. Sizin müdürlük olarak bu noktada okullarla bağlantınız, bunlara yapacağınız neler var? Bu konudaki girişimleriniz neler? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani il müdürlüğüne başlayalı ordumuzda 5 ay oldu. Uzun da bir süre ama çoğu işler bakımından çok kısa da bir süre. Ama bunun öncesinde bir birikimimiz var. Ben devlet kurumlarının çoğunda çalıştım. Başbakanlıkta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve 12 yıla yakında Spor Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum ve orada da değişik görevlerde bulundum. Genel Müdür Özel Kalemi'nde, işte federasyonlarda genel sekreter, spor kontrolöründe kontrolör. Evet. Kısa bir süre Gümüşhane Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yaptık. Bu süre zarfında tabii ki bizim de önümüzde bazı meseleleri halledebileceğimiz, bazı meseleleri halledemeyeceğimiz noktasında kendi bilgilerimiz var. Her şey birden olmuyor. Yani yere bazda çözebileceğimiz var. Spor politikası olarak çözülecek meseleler var. Yere bazda biz neler yapabiliriz? Biz bir defa onun derdindeyiz. Yani onu biz halledelim diyoruz. 5 aylık süre içinde orduya başladığımızda bunu biz başlattık. İlk olarak ne yaptık? Biz kendi tesisimizi bir defa en verimli hale getirebilmek için bütün ilçelerdeki spor tesislerinin bakım onarımını yapıyoruz şu anda ki gençler burada full kapasite
yararlanabilsin diye. Çünkü Türkiye'nin nüfusu olduğu gibi ordumuzun da çok büyük genç bir nüfusu var. Evet. Ve bundan faydalanmak istiyoruz. Diğer sorduğunuz soruya gelince okullarda nasıl yapabilir? Hı hı. Biz bunun derdini ben de aynı süreçte atanan İl Milli Eğitim Müdürümüzle de paylaşıyoruz. Ve Sayın Valimizin de huzurunda, onun da onayıyla iki il müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzaladık. Evet. Bizim spor salonlarımızı Milli Eğitim spor salonlarını biz kullanalım diye. Çünkü okul sporları da artık bizim bünyemize geçti. Bütün faaliyetlerini biz yapıyoruz geçen yıldan itibaren. Ve bu yıl okul sporlarında bir patlama yapmamız lazım. Yani oradan çok iyi sporcular yetiştirelim ki federasyonların en üstliklerinde bizim ordunun başarılı sporcuları olsun. Ve milli takıma ordudan yani elde sayılır değil de çok sayıda sporcu yetişsin istiyoruz. Bu birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz de gençler çok fazla sayıda spor salonlarına, bizim gençlik merkezlerimiz var. Gençlik merkezlerine dolarsa kaliteli zaman geçirirler. Örneğin biraz önce neyle programa başladık? Evet. İşte gençlik merkezimizde ney veren kurs hocalarımızdan birisi. Kendisi de genç. Öğrenciler de genç. Hatta benim kendi oğlum bile orada ney kursuna gidiyor. Yani gençlerimizin böyle kaliteli zaman geçireceği yerleri artırırsak, gençlerimize sahip çıkarsak, işte neden bu kötü olaylar oluyor, neden uyuşturucuya gençler bulaşıyor? Biz bunun derdindeyiz. Biz de aynı düşünceleri paylaşan bir tane il milli eğitim müdürümüz var. Hatta biz daha 2-3 gün önce beraber Samsun'a bir yüzme projesini beraber yerinde incelemeye gittik. Belki de bu başka ilde yoktur bile. Evet. Yani iki tane il müdürü bir arabaya binip Samsun'a oradaki yüzme projesini inceledik. İnşallah ordumuzda da Sayın Valimizin önderliğinde yani çok güzel beraber projeler yapmayı hedefliyoruz. Şimdi testleşme noktasında gayretleriniz işte tamir etme ya da yenilerini yapma noktasında çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Ki bu da gözüküyor ki zaten böyle tesisler olduğu zaman ilimizde, ilçelerimizde, merkezimizde böyle tesisler olduğu zaman dışarıdan da insanların gelip bu tesisleri kullanması noktasında bir nebze şehir ekonomisine de katkısı bulunacak. Bu anlamda gerçekten ben başarılar diliyorum ve bunun da daha artarak devam etmesini istiyorum sizden. Bu çalışmaların. Yani tamamen şöyle. Tabii ki. İlk incelediğim izlenimler şöyle. Yani 20 yıl ben ordudan uzak kaldık. Evet. Ama ordumuzu biliyoruz ama yani içine girdiğimiz kadar bilmiyorduk. Spor, Altın Ordu, Fassa, Ünye hapsedilmiş durumda. Evet. Ve geri kalan 16 ilçede spor yapılmıyor denecek kadar azdı yani. Şimdi niye? Salonlar yapılmış, kendi haline bırakılmış. Biz şimdi bütün ilçe spor salonlarımıza bakıyoruz. Ve onarımını yaptığımız salonlarda da hemen spor faaliyetlerini başlattık. Evet. Örneğin Akkuş'ta boks başladı. Orada Yibo'da bir pilot proje. İşte Aybası'da güreş başladı. Şu anda Kumru'da hem karate hem tekvando başladı. Korgan ilçemizde karate ve wushu başladı. Yine Görköy'de Görköy Belediyesi'nin yani güzel güreşe bir yatırım var. Bizim de orada ayrı bir desteğimiz var. Yeni güreş minderi koyduk. Güzel Yurt Beldesi'nde bile güreş başlattık. Şimdi önümüzdeki süreçte Ulubey'de, Gülgentepe'de ve Kabadüz, Gülyağı'da bu ilçelerimizde de spora bir güç, bir orada yaygınlık getirmeyi planlıyoruz. Yani bu noktada tamamen gençler bizim salonlarımızı sonuna kadar kullansın istiyoruz. Şimdi bakıyoruz da Mustafa Bey, bireysel sporlarda gerçekten ilimizde bazı kıpırtılar ve madalyalar, dereceler var. Ama takımsal sporlarda bu aralar bir nasıl söyleyeyim size, voleybol takımımız, bayan voleybol takımımız ve artı Ordu Spor'un bayan basketbol takımı haricinde bir başarımız gözükmüyor gibi. Yani şöyle, bunları ama şöyle yani Ordu biliyorsunuz en küçük büyük şehir. Evet. Yani ekonomisi olarak da yani bazı iller mesela iki tane futbol kulübünü kaldırırken bazı iller bir tane kulübü bile kaldıramıyor. Kimi iller üçüncülükten yukarı çıkamayan iller var. Yani biz mesela Süper Ligi görmüşüz, Avrupa kupalarına katılmış bir iliz mesela diğerlerine göre. Büyük takımları burada dize getirmişiz. Yani bunu görmüşüz. Şimdi nedir? Voleybolda gerçekten büyük bir takımımız var. Türk Harika Ordu gidiyor. Telekom. Çok yani güzel gidiyor. Ve ben inşallah bir üst lige terfi edeceğine inanıyorum. Yine Ordu Spor'un bayan basketbolu çok güzel gidiyor. Şu anda ne oluyor? Gençlerimiz, özellikle kızlarımız bu takımlarda
forma giymenin bir heyecanı var. Bunu yaşıyorlar. Evet. Yani bu bir hedef oluşturuyor. Ama çok şeye güzel baktığınız zaman müdürüm, yani futbol takımı, basketbol, voleybol takımlarına baktığımız zaman inşallah özendirme noktasında çok faydası olur bize. Tamamen Orduspor'un futbol takımına bakıyorsunuz. Ordu'nun çocuğu şimdi, çok az. Belki şimdi, de yok denecek kadar az. Baskete bakıyorsunuz keza öyle. Evet. Voleybola bakıyorsunuz keza öyle. Ordu'nun yetiştirdiği çocuk yok. İşte şöyle gibi. Yani altyapı çalışmalarımız devam ederse. Zaten bu amacımız o. Evet. Her takım ben direkt büyük takım olacağım derse altyapı olmaz. Yani şimdi bizim çok fazla Telekom gibi, Ordu Spor'un bayan basketbol gibi üst ligde takım oynayacak, şeyi kaldıracak ekonomik gücü de yok Ordu'nun. O yüzden altyapıyı biraz, örneğin Durugöl'deki spor sahaları, oraya stat yapıldığı zaman yeni sahalar açıldı. Biz mesela geçici yani olarak ne yaptık? Oranın şu anda ışıklandırmasını kuvvetlendirdik. Gece 10-10.30'a kadar artık takımlarımız orada antrenman yapabiliyor. Evet. Rahatlıkla. Sahayı ikiye bölüyorlar, üçe, dörde bölüyorlar. Çünkü bayağı bir altyapı potansiyeli var. Futbol Federasyonu aslında bağımsız olmasına rağmen yine orada gücü, yükümlülüğü Gençlik Spor Bakanlığı karşılıyor. Nasıl karşılıyor? Bu gözle görünmüyor ama bütün sahalar Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor. O tesislerin elektriğini, suyunu, ısınmasını, oradaki temizliğin hepsini biz yapıyoruz. Bizim evet, aslında il müdürlüğü bütçemizdeki büyük rakam aslında bu kısımda faturalarda, yani ay sonunda biz bunları kendimiz görüyoruz. Yani il evet, müdürü olmak sadece haydi spor yapalım değil. Yani ekonomisini, bütçeyi yönetiyoruz. Evet. Örneğin stadın altında esnaflarımız var. Bunların mağduriyetler oluyor, başka sıkıntılar oluyor. Bunları gideriyoruz. İşte çim sahanın bakımı, onarımı, evet, tesiste. Mesela bizim atölye ekibimiz var. En basitini söyleyeyim. Kumru ilçe spor salonu uzak bir yer. Evet. Şimdi hesap yaptık. Dedik ki arkadaşlar bizim ekip gidip gelse günde 4-5 saat zaten yolda geçecek. 5 saatte çalışacak, o salon nasıl bitecek? Dedim ki Kumru'dan bir tane şey arıyor, yani müteahhit bakalım. Onlara yaptıralım. Bir araştırdık, dedi ki 22 bin lira artı KDV. Dedim hayatta olmaz. Ya arkadaşlar ne yapabiliriz? Dediler ki müdürüm biz orada yatarız. İnanır mısın buradan yatak götürdü bizim 4 tane atölye ekibimizde çalışan arkadaşımız. Kumru'da 15 gece yattı. Spor salonunda bir odada. Ve şu anda 22 milyarlık işi 8 bin lira sadece maliyetine, yani malzeme parasına, biz şu anda Avrupa standartlarında zemini olan bir salona kavuştu şu anda Kumru. Şimdi bir ara vermek istiyorum. Yine Gençlik Merkezi'nden kardeşimiz sevgili Oğuz Aykut'tan bir parça dinlemek istiyoruz. Buyur Oğuzcuğum, bir parça da senden dinleyelim. Gerçekten güzel bir parçaydı. Bu da sizin Gençlik Merkezi'nin ne kadar renkli olduğunu gösteren bir çalışmaydı. Bir taraftan ney var, bir taraftan gitar var, okuyan arkadaşımız var. Gerçekten ben bu anlamda Gençlik Merkezi ile ilgili isterseniz kısa kısa bir geçelim oradaki faaliyetlerimizi. Şimdi ordumuzda 4 tane Gençlik Merkezimiz var. 2 evet, tanesi Altınordu'da, bir tanesi Fas'ta, bir tanesi Ünye'de. Hatta Ünye bir de şimdi proje aşamasına gelindi. Evet. Ve il tipi büyük bir Gençlik Merkezi Ünye'ye kazandırılacak inşallah yatırım programında. Zemin etütleri yapıldı. Gençlik Merkezi'nde neler yapılıyor?
Yaz döneminde gençlik kamplarımız var. Deniz kampları, doğa kampları. Buralara gençlerimizi gönderiyoruz. Şu anda 11 tane gençlik liderlerimiz bu merkezde, gençlik lideri müdürlerimizle beraber yoğun bir faaliyet içindeler. Çeşitli dallarda kurslar var. Sanat kursları, el beceri kursları, işte İngilizceydi, matematikti. Bunları biz kurs ortamından çıkartıp kulüp şekline getirdi. Evet. Bu bakanlığımızın da bir politikası. Daha eğlenceli, daha aktif. Çocuklar rahat orada kendini bulabilecektir. Yayının başında da söyledim. Hem kaliteli zaman geçiriyorlar, hem de orada bir şeyler kazanıyorlar. Bir şeyleri paylaşıyorlar. Dostluk, kardeşlik, bunlar bir arada bulunuyor. Ve o gençlik merkezine başlayan, yani oraya üye olan gençlerimiz kesinlikle oradan ayrılmak istemiyorlar. Ve her zaman gittiğim zaman, ben mesela boş kaldığım zaman hep tesisleri ziyaret ederim. Ve en çok da gençlik merkezlerini ziyaret ettiğim zaman zevk alıyorum. Gençlerin orada vakit geçirmelerine ben mest oluyorum. Çünkü yani gerçekten gençliğine sahip çıkmayan bir milletin geleceği güvence altında değildir. Muammadır diyorsunuz. Evet. Aynen. Şimdi uzun yıllar il dışında görev yaptınız. Şimdi zaten her şey şu anda gençlik merkezindeki yapılan faaliyetler, ilçelerde yapılan düzenlemeler, yeni projelerin hayata geçirilmesi her şey ordu için. Evet. Her şey ordunun en iyi şeylere kavuşması, layık olduğu yerlere sportif anlamda da gelmesi noktasında bu çalışmalarınızın hepsi. Şimdi uzun yıllar dediğim gibi il dışında görev yaptınız. Yaklaşık tahmin 20 sene civarında. 20 sene. Ben o 20 seneyi görmek istiyorum sizden. Ankara'dan ya da başka bir yerden. Ordunun görünüşü nasıldı? Özlem olarak, nasıl söyleyeyim yani, size, istek olarak orada olmak anlamında içiniz böyle kıpır kıpır mıydı? Onu söylemek istiyorum. Ya şöyle, yani ordudan ayrıydık ama yani hani derler ki hanım nereden evden değilsen artık oralısın derler. Benim eşim de ordulu. Evet. Dolayısıyla mesela herkes yazın tatillere giderken biz hep tatilimizi orduda geçirmiştiriz. O yüzden yani orduya dolayı özlemimiz oluyordu. Çünkü yaylalarda büyüdük. Ne zaman yaz gelse de orduya gitsek, yaylalara çıksak bunların özlemi oluyordu. Ama tabii ordu kalkınma olarak ne kadar geride, hep diğer yerlere göre ordu geride olduğunun bir işaretini görüyorduk yani geldiğimiz zaman. Ama şimdi büyük şehir olmasıyla beraber bazı algıların değiştiğini ben görüyorum. Bazı hizmetlerin çok ilerlediğini. Mesela insanlar bazen ya diyor büyük şehir oldu, şunlar şunlar hala yapılmadı diyor. Dediğim gibi yani en küçük büyük şehir ordu. Zamanla bence birçok ili biz katlayarak geçeceğimiz inancındayım. Çünkü çok güzel kadrolar var orduda. Şimdi koordine, az önce söylediğiniz gibi koordine çok önemli. Evet. Şimdi gerçekten şehrimizin başında ordunun her türlü turizm anlamında ya da diğer anlamlarda reklamını yapan, çalışan gerçekten çok değerli bir valimiz var. Evet. Peşinden Büyükşehir Belediye Başkanımız keza gecesini gündüzünü birbirine katarak ordu evet. için bir şeyler yapma gayretinde. Sizin de diyaloglarınız, koordineleriniz tabii ki bu anlamda mükemmel olmak zorunda. Büyükşehir Belediyesi ile oranın da tabii ki sporla ilgili birimleri var. Diyaloglarınız nedir? Neleri paylaşıyorsunuz? Neleri ortak olarak vatandaşlarımıza sunma gayretindesiniz? Biz zaten göreve geldiğimizden itibaren Büyükşehir Belediye'mizde olsun, valiliğimizde olsun, milli eğitimde olsun, ilçe belediyelerle olsun. Yani bir güzel bir işbirliği içinde her türlü desteği rahatlıkla aldığımız kanısındayım ve rahatlıkla aldık. Bunu da projelerimize yansıttık. Ne oldu misal? Yazın ilk göreve geldiğimizde mesela dünya kung fu, wushu şampiyonlarını orduya getirdik. Çin'den, evet. Malezya'dan Türkiye'mizin şampiyonlarını ve sahilde Atatürk Parkı'nda çok güzel bir gece yaşadık. Mesela o organizasyonu Ordu Büyükşehir Belediyesi'yle beraber organize ettik. Peşinden yine judo turnuvasını mesela Altınordu Belediye'mizle beraber yaptık. Yani bu konuda gerçekten Sayın Valimiz olsun, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ilçe belediye başkanlarımız olsun. Yani zaten Cumhurbaşkanımız spor sevdalısı. Evet. Spor adına zaten ne var ne yok, Türkiye'de hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntı biz yerel bazda kendi görevimizi yapabilirsek, kulüpler olsun, antrenörler olsun, biz bir şeyler üretebilirsek zaten onun biz desteğini alabiliyoruz. Ama insanlar bazen hiçbir şey yapmadan direkt alalım ondan sonra yapalım peşindeler. Evet. Ya bu yanlış. Yani kişisel beklentilerden ziyade ülkenin kendi menfaatleri, kurumların işte nedir gençlerin. Yani biz zaten çalışma amacımız şu. Gençlerimiz her şey gençlerimiz için diye o sloganla yola çıktık. Mesela evet. gençlik merkezimizde işte gençlerimizi görüyorsunuz pırıl pırıl. Orada amacımız kısmı. Amacımız evet.
gençlerimizin yüzü gülsün. Yani gençlik merkezlerimiz gençlerin yüzü gülsün diye var sloganıyla. Bunda mesela ne yaptık? Bu yıl hiçbir ilde yapılmayan bir faaliyet yaptık. Yani daha çok kırsal bölgeler diyelim. Yani üst kesimlerdeki ilçemizdeki ilçe milli eğitim müdürlerimizin tespit ettiği okullara gittik. Milli eğitim müdürümüzle beraber biz de katıldı. Oradaki öğrencilere kırtasiye yardımı yaparken her birine bir tane top verdik. Yani şu anda 1000 tane öğrenciye biz bu sene top dağıttık. Okullarına satranç takımı, voleybol, futbol, basketbol topu hediye ettik. Birçok öğrenciye atlama ipi hediye ettik. Yani bu da yani orada çocuklar öyle bir mutlu oldu, öyle bir enerji oldu ki. Yani inanın yani imkan olsa tamamına ulaşalım isterdik ama evet. İmkanlarımız da o kadardı. İnşallah gelecek yıl bu daha da artar, daha da güzel olur diye düşünüyoruz. Şimdi bir de ben sporu turizmle çok ilişkilendiriyorum. İşte Sayın Valimiz dediğim gibi turizm noktasında gerçekten çok büyük özverilerle çalışıyor. Sizin de ben bu konudaki bilgilerinizi almak istiyorum. Şimdi şehrimizde düzenlenecek olan bir spor müsabakası ya da bir karşılaşma buraya çok sayıda insan getirecek. Evet. Ve bunlar gittikleri yerlerde, il dışında, yurt dışında şehrimizin reklamını yapacaklar. Bu anlamda girişimleriniz olacak mı önümüzdeki günlerde ve zaten turizm spor ilişkisi hakkında da görüşlerinizi almak istiyorum. Ben zaten Wushu Federasyonu'nda as başkanım. İlk olarak zaten Uluslararası Wushu İpek Yolu Gençlik Kupası'nı yaptık. Dediğim gibi 20'ye yakın dünya şampiyonunu buraya getirdik. Peşinden geleneksel olarak yapılan judo turnuvası ara verilmişti, yapılmamıştı 4 yıldır. Onu yeniden başlattık. 8 tane ülke katıldı. Peşinden ilk defa Uluslararası Karate Cumhuriyet Kupası'nı düzenledik. Hatta mesela o ülkelerden bir iki tane gazete küpürü göndermişler geçen. Ürdün'de bir gazetede çıkmış misal bizim o şampiyonanın haberi. Yani buna mutlu olduk. O bize ulaşan, ulaşmayan diğer 5 tane ülke gelmişti. Hı hı. Şimdi önümüzdeki süreçte neler planladık? Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, onların gençlik ve spor şube müdürüyle beraber bir çalışma yaptık. 4-5 tane branşta ordunun marka haline getirebilecek uluslararası turnuvalar yapmayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra işte Türkiye'de en üst Türkiye şampiyonlarını Türkiye'ye almak istiyoruz. İlk olarak tabii boks dahaki bir ağırlığımızdan dolayı Boks Federasyonu Başkanı aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yakın arkadaşı ve Ordu'da hiç yapılmayan Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası 21-26 Aralık'ta Ordu'da yapılacak. Olimpiyat oyunlarına katılması muhtemel sporcular Ordu'da seçilecek. Yine onunla eş zamanlı uluslararası antrenör kursu Ordu'da yapılacak. Uluslararası hakem kursu yapılacak. Bunlar güzel şeyler. Bunların Türkiye'nin tanıtımı olduğu kadar Ordu'nun da tanıtımı için çok önemli. Artı ben ekonomik değerine de bakıyorum. Biz organizasyonu yaparken belki Ordu'dan bir 10-20-30 milyar harcayacağız ama her bir organizasyon Ordu'ya 400-500 milyar para kazandıracak. Dönüşü mükemmel. Tabii yani evet. Ulaşımda da otobüs firmaları kazanacak, oteller kazanacak, evet. Lokantalar kazanacak, büfeler, bakkallar herkes kazanacak. Şehir kazanacak. Şehir ya tabii kazanacak, yani lokanta kazandığı zaman kasap tabii, da kazanacak yani. Yani ben istersen sevgili Cihat ufak bir parça daha çal bize. Bizi bir dinlendir bakalım müdürümle. Yeah!
sevgili Cihat, yüreğine, diline sağlık. Gerçekten teşekkür ederim. Böyle şey dinlediğimiz zaman Mustafa Bey, ne insanı böyle alıyor götürüyor ya, yerlere böyle, yani oturup böyle saatlerce çalsa dinleyeceğiz yani. Ya aman, bu işte yani diye. Şöyle bir şey, ben duygulandım da biraz. Evet. Yani ne kadar güzel işler yapıldığının bir göstergesi. Yani bazen evet, insanlar şununla da karşılaşıyoruz. Gençlik merkezleri ne iş yapar diyorlar. Ne gerek var gençlik merkezine diyorlar. Gençlik merkezleri gençlerimizin, yani hep söylüyorum yani, en güzel vakitlerini geçirebilecekleri mekandır. Evet. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Bundan evet, daha güzel bir atmosfer evet, olabilir mi? Bu hocamızın kursuna katılan gençlerin suça bulaşma, uyuşturucuya bulaşma şansları var mı? Ben bunu açıkça soruyorum ya. Gençlik merkezleri bu işe yarar ya. Evet. Bunu insanlar anlatamıyor. Hatta bazen üst kesimdeki yani insanlar bile eleştiriyor, ediyor. Yani gerçekten ülkenin bir spor politikası var, bir gençlik politikası var. Bunu biz yani en iyi şekilde, en uç kılcal damarlar olarak biz bunu uygulamamız lazım. Bu konuda çalışmamız lazım. Gerekirse ben mesela daha çok müdürlükten ziyade makamda kalmamayı tercih ediyoruz. Evet. Gençlerimizin arasında, sporcularımızın arasında, antrenörlerimizle beraber birebir, yani 19 ilçenin tamamında böyle beraber toplarda çalışalım, bir aile ortam içinde çalışalım, onun derdindeyiz. Yoksa müdürlüktü, şeydi, bunlar gelip geçici. Şimdi o zaman ben buradan sizin şeyin de sözünü alayım sizden. Az önce bir kelime kullandınız, ağırlığımızı koyuyoruz diye. İkimizde de bir ağırlık var sayın müdürüm. Bu ağırlığımızı ortadan kaldıralım, beraber bir çalışma yapalım da istiyorum. Ben buradan ben sürekli yapıyorum zaten. Ben boksörlerle boks antrenmanına giriyorum, judocularla judo giyiyorum, judo antrenmanına giriyoruz. Güreşçilerle güreş antrenmanı yapıyoruz. Daha dün akşam personelimizle halı sahada futbol maçı yaptık. Şimdi işte vakit buldukça ilçelere gidip oradaki antrenörlerimizin antrenmanlarına gireceğiz. İşte evet, tenisçiler istiyor, futbolcular istiyor. Yani hepsine vakit oldukça yani birebir hem gidip hem onlara moral vermek hem desteklemek. Çünkü yani gerçekten harcadığımız her kuruşta 78 milyonun hakkı var. Onun düşüncesindeyiz. Evet. İl müdürlüğümüzün bir bütçesi var. Bu bütçeyi en iyi şekilde kullanıp Ordu'daki 19 ilçedeki gençlerimize, çocuklarımıza dengeli şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Branşlarımıza keza öyle. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Orduların desteğiyle. Evet. İsterseniz şimdi bir şeye gelelim. Bizim çok büyük bir değerimiz var. Ordu Spor. Bugün evet, 90+4'te attığı golle Hatay Spor'la bir berabere kaldılar. Yani bir puanın gelmesi de bizi gerçekten sevindiriyor. Şimdi Ordu Spor'la ilgili baktığımız zaman stadyumun olduğu yer kentsel dönüşümle başka projeler uygulanacak ve yeni stat noktasında, yeni yapılacak stat noktasında Durugöl mevkine biraz bilgi almak istiyorum. Bir gelişmeler tabii varmış herhalde. Tabii. Ya şimdi şöyle, kentsel dönüşümle bir şey bağlantısı yok tam olarak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Başbakan Yardımcımızın da destekleriyle Ordu belki de iller arasında yatırım evet, programına alınan tek stadyum. Evet. Diğer mesela illerde yapılan 20-25 civarında bir stadyum var. Tamamen TOKİ ile işbirliği içinde yapılan. Fakat Ordu Stadyumu direkt Gençlik ve Spor Bakanlığı kendisi yapacak. Çünkü yatırım programına alınmış bir stadyum. İlk olarak dün Gençlik ve Spor Bakanlığımız bir tane müşavir firmayla anlaştı ve ilk onlara verdikleri iki tane iş var. Birincisi Ordu Stadyumu ve Ankara'dan dün 4 tane arkadaşımız geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Sayın Valimiz de aynı oradaydı. Beraber bir bilgilendirme toplantısı bilgi verdiler Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve peşinden de arazide helikopter kamerayla alanı çektiler. Yine sayısal verileri almak için imardan olsun, fen işlerinden olsun, OSKİ'den olsun, Tapu Kadastro'da olsun, doğalgaz. Yani çünkü bütün değerleri alıp, çünkü alternatif projeler üretip bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunacaklar. Tabii ki arazinin ölçümüne göre de koltuk sayısı belirlenecek, kaç koltuklu olacak. Çünkü neticede bir de gerçeğe konuşmak lazım. 30-40 bin bir stadyum orduyu kaldırmaz. Niye kaldırmaz? Hem seyirci olarak kaldırmaz. Hem de stadyum yaptığı zaman bunun yaşaması lazım.
insanlar hep büyüklerini istiyorlar ama yani ihtiyacı olmayan bir şeyin fazlasını yaptığın zaman onun bir de gideri var. Evet. Bakımı, onarımı, ısınması yani bunlar da var. Onu düşünerek orada yani 15-20 bin koltuk sayılı bir stadyum bizim için yeterli olacağına inanıyorum. Ve orduya böyle bir kalite katabilecek bir stadyum olsun istiyoruz. Başta Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Niye orduya bir kalite katacak bu stadyum? Şu anda belki de Ordu sporumuz yani üst liglerde değil ama yani bir süre sonra belki de hem Ordu Spor, hem Fassa Spor, hem Ünye Spor belki de bu takımların ihtiyacı olacak ve burada oynanacak. Belki de bölgesel Trabzonspor, Samsunspor bile bu stadyumu kuracak, kullanacak. Çünkü yaklaşık bir ay önce Trabzon 1461 geldi bizim Ordu Spor'un kullandığı stadyumda maçını yaptı mesela. Yani evet. Bunları da alternatifli olarak düşünmek lazım. Evet. İsterseniz kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.